Merhabalar, ben dönüşüm sistemlerinden Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda bütün Facebook ve Instagram reklamcılığı ile alakalı işlemlerimizi yapacağımız Facebook'taki Business Manager aracının panel tanıtımını sizlere göstermeye çalışacağım. Bir önceki Facebook Business Suite videosunda anlattığım üzere artık Business Manager panellerine yine Business Suite aracı içerisinden diğer araçlar yazan yerden ulaşabiliyoruz. Yani buraya bastığımız zaman gördüğünüz gibi Business Manager'daki olan ana menüler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Suite aracı içerisinden bu menülere ulaşabiliriz. Bu videomuzda yine buradaki araçları sizlere tanıtmaya çalışacağım. İlk etapta sayfayı gör ile başlayalım. Sayfayı gör aracına tıkladığımız zaman bizim bir önceki videolarımızda açmış olduğumuz Facebook sayfasının olduğu yere bizi atacak. Siz eğer Business Suite'e geçmediyseniz zaten yukarıda şu şekilde bir uyarı göreceksiniz. Buradan Business Suite'e git diyerek Facebook sizi adım adım Business Suite'e nasıl taşınacağınızı gösterecek, yönlendirecek sizi. Burada dediğim gibi eğer sayfanıza bir WhatsApp hesabı bağlamak istiyorsanız, yani sizin sayfanızı ziyaret eden insanlar WhatsApp butonuna tıklayıp size mesaj göndermesini istiyorsanız buradan WhatsApp hesabınızı da bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada genel anlamda sayfanızla alakalı düzenlemeleri yapacağınız ya da kontrol işlemlerini yapacağınız alana ulaşacaksınız. Burada herhangi bir alana tıkladığınız zaman örneğin gelen kutusuna tıkladığınız zaman yine sizi Business Suite aracındaki buradaki gelen kutusuna aktaracaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bütün işlemleri Suite aracından zaten yapıyorsunuz. Hemen gösterelim isterseniz. Gelen kutusuna tıkladım. Bakın beni direkt Business Suite aracında gelen kutusunun olduğu alana attım. Hemen devam edelim diğer araçlardan. Sayfayı gör basit manasıyla sayfamızın panelini bize açan alandı. Sayfa ayarlarına tıkladığımız zaman ise bizim Facebook sayfamızın ayarlarını belirleyebileceğimiz panel karşımıza çıkıyor. Buradan arkadaşlar sayfanızla alakalı bütün düzenlemeleri yapabilirsiniz ve sayfayı zaten açtıktan sonra ilk yapmanız gereken şey sayfa ayarlarınızı buradan ayarlamak olacaktır. Örneğin sizin sayfanızda kimlerin gönderi yapmasına izin vermek istiyorsunuz. Yani sayfanızı ziyaret eden herkes sizin sayfanızda paylaşım yapabilir mi? Buna izin verip mi durumunu buradan ziyaretçi gönderilerden yapabilirsiniz. Ya da sizin sayfanıza gelen insanların size mesaj atıp atmama izinlerini buradan mesajlar kısmından belirleyebilirsiniz. Sayfanızı kimlerin etiketleyebileceği ile alakalı ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. E, sayfanızın belli bir yaş aralığına ya da belli bir ülke e, kısıtlamasına tabi olup olmayacağını buradan belirleyebilirsiniz. Küfür filtresini açabilirsiniz. E, burada arkadaşlar her birini teker teker okuyup sizin sayfanız özelinde kendi sayfanızın ayarlamalarını yapmanız gerekiyor. Genel başlığında bu genel ayarlara sahip olabiliyorsunuz. Sayfa bilgilerine tıkladığınız zaman yine sayfanızın açıklaması, kategorisinin ne olduğunu, internet sitesini, e-posta adresini gibi detaylarını girebilirsiniz. Burada arkadaşlar en altta gizlilik ilkesi denen bir alan var. Gizlilik ilkesini reklam çıkacağınız zaman sayfanızda belli etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir internet siteniz varsa buraya gizlilik ilkesinin olduğu linki de yapıştırabilirsiniz. Örneğin ben burada yapmışım. Hemen bu aracın bizi nereye götürdüğünü sizlere canlı bir şekilde gösterelim. Kopyaladım, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi benim sistemdeki gizlilik politikasının olduğu sayfaya yönlendiriyor bu link bizi arkadaşlar. Sizlerde eğer bir web siteniz varsa gizlilik ilkesinin olduğu sayfa linkini buraya yapıştırmanız gerekiyor Buradan da bu şekildeki ayarlamalarınızı yapabilirsiniz mesajlaşma ile alakalı ayarlamaları yapacağınız bölüme Tabii ki de mesajlaşma alanından ulaşabilirsiniz burada siz otomatik bir mesaj oluşturmak istiyorsanız sayfanızla iletişime geçenlere otomatik bir mesaj gitmesini istiyorsanız buradan o otomatik yanıtları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ya da benim kullanmış olduğum gibi üçüncü parti bir chatbot aracını buraya bağlayabilirsiniz bu konumuzun dışında olduğu için buna çok fazla girmiyorum siz burada Üçüncü parti bir tool'a ihtiyaç duymadan Facebook'un kendi paneli içerisinden de bu otomatik mesajları ayarlayabilirsiniz. Şablonlar ve sekmeler başlığı var. Burada da sayfanız üzerinde göstermiş olduğunuz menülerin hangilerinin açık olup hangilerinin gözükmemesi gerektiğini buradan belirleyebilirsiniz. Örneğin hizmetler alanındaki şablon benim sayfamda gözüküyor. Ben burada sayfamdaki hizmetler sekmesini bu URL ile insanlara paylaşabilirim. Mesela URL'yi kopyaladım. Hemen Buraya yapıştırdım. Bakalım beni nereye atacak? Gördüğünüz gibi sayfamdaki hizmetler alanının olduğu yere beni yönlendiriyor arkadaşlar. Siz burada sayfanız neyle alakalıysa, ok alakaya istinaden hizmetlerinizi girebilirsiniz. Örneğin danışmanlık firmasınızdır, buraya yazarsınız reklam hizmetleri, işte SEO hizmetleri, ondan sonra web sitesi hizmetleri gibi bir şeyler. Hizmetleriniz neyse onları yazarsınız, o hizmetlerle alakalı fiyat bilgisini yazarsınız. Kullanıcılar sitenize geldiği zaman hizmetler sekmesinden sizin hangi hizmetleri hangi fiyatlara verdiğinizi bu gibi alanlardan kontrol edebilir. Devam edelim. Bildirimler alanına gelelim arkadaşlar. Sizin yoğun bir sayfanız olabilir ve birçok etkileşim alıyor olabilir. Dolayısıyla siz her önemsiz etkileşimde bildirim almak istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla sürekli bu bildirimleri görmek istemiyorsanız bu alandan bildirimleri kapatabilirsiniz. Ee, ya da çok önemli bildirimleri almak istiyorsanız da her bildirimi ben mesajla almak istiyorum diyorsanız da örneğin çok değerli bir hizmet veriyorsunuzdur. Katma değeri çok yüksek olan ve çok fazla insanın aktif bir şekilde etkileşime geçmediği bir hizmete sahip olduğunuz bir sayfa vardır. O zaman sizin bu bildirimleri kaçırmamanız gerekir. Çok önemlidir. Dolayısıyla giderseniz buradan kısa mesajları dahi açabilirsiniz. Telefonunuza SMS yoluyla bildirimler gelecektir. Gelişmiş mesajlaşma özelliğine geldiğimiz zaman demin de bahsetmiş olduğum gibi buraya üçüncü parti e, chatbot araçlarının bağlanmasıyla alakalı ya da yönetimiyle alakalı çeşitli izinlerin ve ayarlamaların olduğu bölge arkadaşlar. Örneğin beyaz listeye alınan domainler diye ben menü chat'in domainini eklemişim ki menü chat'in e, chatbotunun benim Facebook Messenger aracı üzerinde yetkilendirme yapılmasına izin vereyim. İşte bu sebeple bu ayarlamalarını da hepsini buradan yapabiliyorum. Sayfa görevleri sekmesinden sayfanızda görevli olacak personelleri belirleyebilirsiniz. Örneğin sayfanızda çok fazla etkileşim alıyordur. Kullanıcılara cevap yazmanız gerekiyordur. Her biriyle tek başınıza ilgilenemeyeceğiniz için buraya çeşitli personeller atayabilir ve sayfanızla alakalı diğer bütün güncellemeleri, bütün işleri o personellere yaptırabilirsiniz. Dolayısıyla o personellerin mail adresini buraya yazar ve buradan da görevini seçebilirsiniz. Atamış olduğunuz personeller sayfanız üzerinden reklam verebilecekse reklam veren e, ya da işte bir düzenleme yapmasını post paylaşımlarını oluşturmasını istiyorsanız editör ya da bütün sizinle aynı haklara sahip olmasını istiyorsanız da yönetici olarak bu görev tanımını belirleyebilirsiniz. Gruplar sekmesine geldiğimiz zaman bu sayfanın hangi gruplarla bağlantılı olduğunu görebilirsiniz burada. Örneğin bu sayfa dönüşüm sistemleriyle bağlantılı diyor. Ben Deniz Duman sayfasını dönüşüm sistemleri grubuna bağladığım için bu kısımda bunlar gözüküyor. Burada yine bağlantılı olmuş olduğunuz grubun yöneticilerini görebilirsiniz. Devam edelim. Kişiler ve diğer sayfaları tıkladığınız zaman sizin sayfanızı beğenen insanların listesine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bazı insanları engellemek isteyebilirsiniz. Burada o insanın ismini yazıp tıklarsanız bulursunuz. Mesela ne bileyim Ahmet yazalım. Ahmet vardır muhakkak. Ahmet diye yazdınız. Çıkan kişiyi tıklarsınız. Ve burada şu çarp butonuna basıp sayfada engelli diyebilirsiniz. Ya da sayfamı beğenen kişiler arasından kaldır diyebilirsiniz. Bu şekilde engelleme işlemlerini yapabilirsiniz. Burada yine sayfanızı beğenen kişileri değil de Engellenen kişileri görebilirsiniz. Ee, sadece takip eden kişileri görebilirsiniz. Buna göre filtreleme işlemlerini yapıp sayfanızdaki etkileşime sahip olan insanları listeleyebilirsiniz. Tercih ettiğin sayfa hedef kitlesi özelliğini Facebook yeni panelinde kaldırdı. Dolayısıyla böyle bir seçenek artık yok. Reklam sınırları seçeneğine girip buradan sizin kaç tane reklam oluşturabileceğinizle alakalı Facebook'un başlangıçta vermiş olduğu sınırı görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıçta size... 250 reklam sınır verecektir. Tabi siz reklamlara çıktıktan ve ödeme yöntemlerinizi ekledikten sonra bu sınırlar daha da artacaktır. Markalı içerik alanında sayfanın hangi ortak tarafından markalı içerik gönderilerinde etkilenebileceğini kontrol edebildiğiniz alandır arkadaşlar. Bu genelde bireysel bir reklam verenseniz sizinle çok fazla ilgisi olan bir alan değil. E merak ediyorsanız yine bu alana girip e buradaki detayları okuyabilirsiniz. Devam edelim. Instagram hesabına giriş yapalım. Burada sizin bu sayfaya bağlamış olduğunuz Instagram hesabınızı görebileceğiniz ve bu Instagram hesabını bağlayıp bağlantıyı kesebileceğiniz alanı görebileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Instagram bağlantısını kesmek istiyorsanız alttaki bağlantıyı kes butonuna tıklayabilirsiniz. Devam edelim. WhatsApp butonuna tıklayalım. Yine buradan Facebook sayfanıza bağlayacağınız WhatsApp hattının entegrasyonunu yapabileceğiniz bir alandır. Facebook sayfanıza bir WhatsApp butonu bağlamak istiyorsanız bu alana geleceksiniz. Buradan telefon numaranızı yazıp kodu gönder diyeceksiniz. Daha sonra o kodu istenen alana girerek WhatsApp entegrasyonunu sayfanıza bağlamış olacaksınız. Facebook'a bağlamış olacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Sergilenenler alanında sizin sayfanızla beğenmiş olduğunuz başka sayfalar varsa ve o sayfaları da sergilemek istiyorsanız, göstermek istiyorsanız onları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim ve çapraz paylaşıma geçelim. Çapraz paylaşım aslında adı üzerinde bizim birden fazla sayfamız olabilir. Ve bir sayfa adına başka sayfa üzerinden çapraz paylaşım yapabiliriz. Örneğin bizim A sayfamız var, B sayfamız var, C sayfamız var. Ben C sayfasından A sayfası üzerinde bir paylaşım yapabilirim. Aynı şekilde A sayfası üzerinden B sayfası üzerinden çeşitli sayfa paylaşımı yapabilirim. Tabi bunları yapabilmemiz için de... A, B ve C sayfalarının birbirini eklemiş olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan da çapraz sayfalarla alakalı birden fazla sayfanız varsa bu kısımdan o sayfanın URL'ini ekleyebilirsiniz ve sayfalar arasında bu şekilde paylaşım yapabilirsiniz. Devam edelim. Sayfa destek gelen kutusu var. Sayfa destek gelen kutusu aslında bizim için önemli bir yer. Çünkü siz Facebook reklamlarıyla alakalı bir sorun yaşadığınız zaman örneğin reklam hesabınız kapatıldı ya da bir sorun yaşadınız. Burada bu soruna istinaden bir itirazda bulundunuz. Bu itiraza Facebook tarafından gelecek cevap sayfa destek gelen kutusuna düşecektir arkadaşlar. Dolayısıyla Facebook yetkilileriyle bir e, bilgi alışverişi yapacağınız noktada sayfa destek gelen kutusuna girip burada o destek ekibinden bir mesaj gelip gelmediğini buradan kontrol edebilirsiniz. Ödemeler sayfasına girelim. Ödemeler sayfası da basit bir şekilde bizim hangi para birimini seçtiğimizle alakalı, kendi Facebook mülklerimiz üzerinden yapacağımız ödemelerin hangi para birimiyle ilişkilendireceğini seçeceğimiz alandır. Burada direkt para biriminizi seçebilirsiniz. Devam edelim. Sayfa yönetimi geçmişi kısmına girelim. Sayfa yönetimi geçmişine geldiğiniz zaman adı üzerinde sayfanızla beraber yapmış olduğunuz aktivitelerin burada dökümanını görebilirsiniz. Yani sayfanızla hangi gruplara girdiniz, hangi gruplardan ayrıldınız, sayfalarınızla neleri beğendiniz gibi şeyleri burada tarihi tarihine e, dökümanları bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Sayfanızla alakalı yapılan işlemleri buradan ulaşabilirsiniz. Bu neden önemli? Örneğin sayfanıza 3 kişi 5 kişi yetkilendirmişsinizdir. İşte bir gruba birisi girmiştir ya da bir gruptan çıkmıştır ya da sayfanızla alakalı herhangi bir şey yapmıştır. Ve bu yapılan şey size zarar vermiştir. Siz burada suçu birisinin üzerine attığınız noktada o insan diyebilir ki ben bunu yapmadım. Sayfa yönetimi geçmişine gelelim. Bu hareketi kimin yaptığını buradan görelim diyebilir. Dolayısıyla sayfanızla alakalı yapılan işlemleri hangi kullanıcının yaptığıyla alakalı dokümanları da buradan görebilirsiniz. Temel manasıyla sayfa ayarları bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler bu işlemi bir kez yapacaksınız. Dolayısıyla sayfanızı açtıktan sonra bu kısma gelerek sayfalarınızın bütün ayarlamalarını ve düzenlemelerinizi yapmanızı ve temiz bir şekilde e, yolculuğa devam etmenizi tavsiye ederim. Ne yapmıştık? Facebook Business Suite aracına gelmiştik. Burada en altta sol menüde bulunan diğer araçlara tıkladığım zaman Business Manager'a ait olan ana menüler karşıma çıkmıştı ve ben buradan sayfamı görebileceğim alana tıklayıp sayfamı görmüştüm. Yine sayfamın ayarlarıyla alakalı teker teker üstünden geçmiş olduğum alt başlıkları da buradan sayfa ayarlarından ulaşabilmiştim. Sizler de bu iki alanı ziyaret ederek düzenlemelerinizi bir an önce yapın arkadaşlar. Bu videoluk bunlardan bahsetmek istedim. Bir sonraki videolarımızda bu araçların ne işe yaradığıyla alakalı açıklamalarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.